Şimdi ne demiştim? Tavuk göğüslerimiz ne çok kalın ne çok ince yani. Yaklaşık 1,5-2 santimlik bu kalınlık bizim için yeterli. Şöyle tuz. Karabiber. Hemen baharat rafına koşuyorum ve canım biraz kekik, biraz kırmızı toz biber. Kekikler, tavuklar kızarırken böyle yanacak, harika olacak. Hatta ben o arada koydum, şurada ısınsın. Evet, birazcık da çok azıcık kimyon koyayım. Şöyle çok fazla değil. Biraz zeytinyağı alacağız yine. Hem baharatlarımızı yapıştıracak şu şekilde. Hem de yapışmadan ızgara olmalarını sağlayacak. Şimdi yine çevirdik. Şimdi bu arada tavukların burada tavam ısınana kadar beklesin. Salatamı hazırlayacağım. Nelerimiz var? Bolca baby ıspanak kullanıyorum. Şu şekilde karıştırın. Şöyle teremiz var. Yine bıçağa hiç ihtiyacımız yok. Kabaca hemen güzelce harmanlayın. Bir tane kapya biberi kullanacağım. Frenk soğanımız varmış, taze kekiklerimiz var. Tavuğa çok yakışır. Şöyle, hatta şöyle bir şey daha yapalım. Şimdi aklıma geldi. Bunlardan biraz da tezgaha doğrayalım. Ondan sonra bu çekirdekler de burada kalsın. Pişen tavukları onların üzerine güzelce bulayalım. Birazcık daha şunlardan. Yine birazını şu şekilde tezgahım için ayırayım. Tavam sanıyorum ısındı. Bu sesi duyduysanız tavanız pişirmek için uygun sıcaklıktadır. Bunu da bu şekilde yayın. Pişen tavukları içine batırırsınız. Şu şekilde, evet, her şeyden var. Salataya ne koyduysak bir kısmı da burada. Şimdi gelelim sosumuza. Önce içine sosumdan bahsetmek istiyorum. Birçok tarifte aroması sebebiyle kullandım. Şöyle yaklaşık 1,5 çay kaşığı kadar Worcestershire sosu koydum içine. Yaklaşık 1-2 çay kaşığı kadar. Seviyorsanız daha çok koyun. Ben dolu dolu bir tatlı kaşığı koyacağım. Hatta biraz daha hardal. O arada bir de tavukları unutmayalım. Bol baharatlı, çok iyi kızarmış. Ne yaptık? Hardal koyduk. Worcestershire koyduk. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar kremayı içine döküyorum. Biraz sarımsak varsa hemen onlardan alalım. Şöyle yaklaşık 2-3 diş, hatta bir tane daha olsun, sarımsak koyacağım. Biraz limona ihtiyacım var benim. Ben şu an yarım limonun suyunun hepsini sıkıyorum. Biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Yalnız zeytinyağı şişeniz yanınızda dursun. Çünkü peynirden sonra biraz daha ekleyeceğim. Bir tur karıştırdık. Şimdi biraz karabiber ve tuz. Tuzu çok koymuyorum çünkü parmesan yeterince tuzlu. Birazcık daha zeytinyağı ekleyelim. Sosum istediğim kıvama geldi. Gerçekten jöle gibi harika oldu. Hemen şuradan biraz kapari almak istiyorum. Salatanızı güzelce bütün yeşilliklerin iç içe geçmesine izin verin. Şunları da alta sıkıştıralım. Tavuklarım da tam istediğim gibi pişti. Hemen bu otçuklara şöyle hafif hafif sırayla bulayacağım. Şekilde her tavuğun üzerine yaklaşık bir yemek kaşığı gelecek şekilde koyun. Çünkü alttaki salataya karıştırmadık. Şu şekilde tabağa hafif bir kırmızı toz biber serpelim.